Allahu ekber, Allahu ekber. Aha. Allahu ekber, Allah. Merhaba, %100 kafada 74 ve sorumuz Ramazan özel. Güzel bir senaryo. İmam ezanı okuduğunda Abdussamed buradayken, ezan bittiğinde Abdussamed buraya kadar geliyormuş. Minare yolun uzaklığı 27 metreyken 15 metreye düşüyormuş. Minaremizin boyu da 15 metreyken imamın durduğu yer 9 metre ise ağacımızın boyu nedir diye soruyor. Evet, saçma bir senaryo ama güzel bir soru. Hemen şeklimi küçültüyorum ve dikkatimi çeken ilk ayrıntıya bakıyorum. Minaremizin boyu 15 iken Abdussamed'in ezan bittiğinde de yine 15 metrelik bir yolu kaldığını fark edersen eğer, burada artık bir 45-45-90 üçgeni olacağını da söyleyebiliriz. Buradaki açımız 45'tir. Buradaki açımız 45'tir. Dolayısıyla bu 45'i kullanmak için gelirsin, buradaki üçgenimizin artık yine 45-45 olduğunu da söyleyebilirsin. Yani ağacımızın boyu h iken artık buradaki uzunluğumuzun da yine h olduğunu söyleyebiliriz. Abdussamed'in ezan duyduğunda 27 metre uzaklıkta olduğunu biliyordum. 27. O zaman 27'den de 15'i çıkartırsa yürüdüğü mesafenin 12 olduğunu söyler ve artık soru benzerlikle devam eder. Mis gibi benzerlik kokuyor. Hadi bakalım. Başladığın noktadan ağacın olduğu yere kadar ve başladığın noktadan minarenin olduğu yere kadar olan kısmı hesaplayıp h ile de 9'u orantılıyorum ve denklemimi kuruyorum. 12 artı h bölü 27 eşittir h'ın 9 olan orantısı. H bölü 9. Küçük bir sadeleştirmeye devam edeyim. Sadeleştirdim, 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı 3h eşittir 12 artı h. 2h eşittir 12. H da buradan 6 gelir. Yani ağacımızın boyu 6 metreymiş. Tamamdır. Güzel bir benzerlik sorusuydu. MSÖ'nün değiştirilmiş bir versiyonuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki kafada görüşürüz. Kendine iyi bak. Kıyıdan, kenardan, minareden düş de gel. Kaynanana küs de gel. Oho!